Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda konuğumuz şu anda da üstünde oturmakta olduğum özellikle büyük popolu arkadaşlarım veya poposunun rahatına önem veren arkadaşlarımın hoşuna gideceğini düşündüğüm Rampage'ın KLR8 model isimli bu oyuncu koltuğuna bakacağız. Arkadaşlar öncelikle koltuğun serisinde bir Grant ibaresi var. Bu Grant koltuğun büyüklüğünü ifade etmek için tercih edilmiş. Hani bana soracak olursanız da ilk bakışta hem heybet olarak hem de oturma alanlarının genişliği anlamında gayet Grant bir koltuk. Hakikaten büyük yani. Şimdi gelelim ufak ufak detaylarımıza. Biliyorsunuz arkadaşlar maalesef bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Bu durumlarda ne oluyor? Eskiden televizyon falan filan vardı ama artık günümüzde bilgisayarlar ve bilgisayarlara bağlı olan diğer konfor aksesuarları biraz öne çıkmaya başladı. Bunların başında da hem sağlıksal anlamda hem de insanların otururken ergonomik anlamda rahat edebileceği bu çalışma koltukları geliyor. Yani biz bunları oyuncu koltuğu diyoruz da genel adı çalışma koltuğu bunları. Bu tarz koltuklarda önemli olan koltuğa oturan kişinin uzunca saatler geçirdiğinde herhangi bir fizyolojik rahatsızlık hissetmemesi vesaire vesaire rahatlığının önemli olması gibi durumlardır. Mesela oyuncu koltuğu olunca şöyle bir şey de devreye giriyor. Atıyorum bu koltuğu 180 derece yatırabiliyorsunuz. Peki uyunur mu? Valla bence uyunur ama dediğim gibi benim çok yorgun olmam lazım. Ben uyurum. Ya uyurum ya. Yani normal bir uyku halinde uyurum da biraz böyle bayılgan bir modda olmam lazım. Şimdi koltuğun konfor anlamında öne çıkan özelliklerinden devam edelim. Şu dirseklikleri sola ve sağa birer böyle birer tık anlamında oynatabiliyorsunuz. Bunun haricinde ileri ve geri olarak da oynatabiliyorsunuz. Son olarak da yanda bulunan klips gibi bir şey sayesinde böyle yukarı ve aşağı doğru da kaldırabiliyorsunuz. Bunu da yine oyuncu arkadaşlar çok daha iyi bilirler ama ben bunu deneyimleyince öğrendim. Özellikle FPS oyunlarında arkadaşlar bu dirsekliğin biraz yüksekte kalması anladığım kadarıyla önemli bir ayrıntı. Yine çok ayrıntı olacak ama belirtmek zorundayım. O da şu, hani bu koltuk sağa sola gidiyor dedik ya, bu da en çok simülasyon oyunlarında benim işime yarıyor. Yani şimdi vites burada mesela, koltuğu şöyle bir tık yana alıp bu pozisyonda takılabiliyorsunuz. En azından bu kısım boşlukta kalmıyor. Simülasyon demişken tekerlek kısmından bahsetmem lazım. Şimdi normalde tekerleklerde bir kilit mekanizması yok. Olsaydı çok iyi olurdu. Fakat bu modelinde tekerlekler kilitlenmiyor. Hani bu da bazı durumlarda işte gaz, fren gibi böyle önümüzdeki işte kontrolörü kullanmak için ufak bir dezavantaj, yani negatif etki olarak belirtilebilir. Ayak kısmında ise kullanılan malzeme alüminyum, aynı zamanda 5 parçalı yani 5 tekerlekli bir tekerlek yapısı var. Tekerlekler son derece rahat takılıyor. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Yani özellikle bizim zeminimizde bayağı rahat gidip gelebiliyor tekerlekler. Montajı da oldukça basit. Hatta bizden bir arkadaş bunu 15-20 dakika gibi bir sürede yapmış. Ama şunu söylemem lazım. Kendisi bu tarz işlerde bir geçmişi olan bir arkadaş. Siz ona bir tek kişiyseniz 20-25 dakika deyin. O biraz anlıyor çünkü böyle montelerden falan filanlardan. Ya ben yapsam 1 saat banko. Şimdi tekrar koltuğun üst kısmına geri geçelim. Çünkü koltuğun sağ kısmına, benim sağıma denk gelen bölümünde arkadaşlar bir adet böyle bir el freni mi denir? Buna ne denir ya? Mekanizmayı harekete geçiren kol diyeyim. Bunu da böyle işte ileri geri yaparak çok yattı yine. Böyle gördüğünüz gibi dilediğiniz şeyde gerilikte ayarlayabiliyorsunuz. Ve bunu dilediğiniz açıda da sabitleyebiliyorsunuz. Burada bir önemli ayrıntı daha var. O da şu. Şimdi arkadaşlar bu tarz koltuklarda piyasada yarasa mekanizması denilen bir özellik var. O nedir? Kabaca şöyle söyleyeyim. Ayaklarınız yere basılıyken koltuğa yaslandığınızda ileri ve bu şu sallanma hareketini yapabilmenizi sağlayan özellik. Bu hem koltuğun ömrünü uzatıyor hem de kullanım anlamında konforunu arttırıyor. Şimdi geldik. Büyük popolu dedik falan filan dedik. Şimdi geldik en önemli soruya arkadaşlar. Sorumuz şu: bu koltuk terletir mi? Böyle malzemesi suni deri olan ürünlerde yazın şortla mortla takıldığınızda terleme olur. Yani bu koltuğa özel bir şey değil. Arada bir kalkıp havalandırmam lazım. Şimdi önemli ayrıntı 2'ye geliyorum. O da şu: koltuğun mekanizmasında amortisör kısmında 4. sınıf gaz lifti bulunuyor. Bu da arkadaşlar bunun 3'ü var, 4'ü var, 2'si var. Özellikle 3 ve 4. sınıf olanlar hem çok sağlam oluyorlar hem de kullanım ömrü oldukça uzun oluyor, aklınızda olsun. Yine konuyla ilgili olarak Rampage'in KLR8 Grant modeli olan bu koltuk 160 kiloya kadar yük taşıyabiliyor. Peki ne kadar yükselebiliyor? 54 santime kadar yerle burası arasındaki mesafe 54 santime kadar yükselebilirken minimumda 48 santimetreye kadar alçalabiliyor. Bir de hani Grant dedik ya, şu sırtımızı dayadığımız yerde 87 santim. Bu sırtlık da önemli çünkü kendisini aynı
aynı fiyat bareminde bulunan muadillerinden ayıran önemli bir özellik. Bu sırtlığı bayağı geniş arkadaşlar. Bunlar haricinde arkadaşlar hani bir oyuncu koltuğundan beklenebilecek her şeyi karşılıyor. Fiyat anlamında da hani piyasayı biliyorsunuz, işte doların halini biliyorsunuz. Hani bu fiyat o yüzden vermiyorum videolarda değişebiliyor. Ürün indirime girebiliyor, kampanya olabiliyor. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Piyasadaki diğer muadillerinden kendisini ayıran en önemli özellik büyük olması. Bunun haricinde oturduğunda nasıl, kalktığında nasıl, oyun oynarken nasıl gibi kısımları işin açıkçası deneyimleyerek kendi şahsi fikrinizi oluşturmanız gerektiğini düşünüyorum. Bu koltuk 2-3 aydır bende, kısa bir zamandır bende değil arkadaşlar. Benim kullandığım süre içerisinde herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Diyorum ve videomuzun sonuna geliyorum arkadaşlar. Ürün hakkında daha fazla detaylı bilgi ve satın alma bağlantısını açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan gidip siz de ürünü inceleyebilirsiniz. Başka bir ürün inceleme videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.